Şimdi haberlerimizde de izledik. Türk ekonomisinden böyle arka arkaya olumlu diyebileceğimiz sinyaller geliyor. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söylüyor yetkililer. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Kamu harcamaları kontrol altına alınıyor. Bunlar için çalışmalar oluyor. Bugün önemli bir açıklama bekleniyor. Moody's'den Kredi Derecelendirme Kurumu bugün bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin notunu verecek. Peki beklenti ne? Şimdi bunları değerlendireceğiz. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Erdoğan bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle 12 Ocak'ta yapılmıştı son açıklama ve o zaman kredi derecesinde bir değişim olmamıştı ama durağandan pozitife geçmiştik. Bugün baktığımızda kredi noktasında da bir pozitif bekleyişin olduğu benim okuduklarımla görülüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, beklentileriniz neler? Çok çok büyük olasılıkla B1'den bir yukarı artırılacağını düşünüyoruz. Piyasalarda bu şekilde değerlendiriyor. Çok olmaz olmayan da bir durum var aslında. Biz çünkü genel sınıf olarak spekülatif, hatta bir bakıma yatırım yapılamaz gibi bir gruptayız. Bu grubun da en altındaydık B3 olarak. Biz bunun B3'ten B2'ye geleceğini çok büyük olasılıkla fiyatladık diyoruz. Hatta borsa filan da fiyatladı bunu diye düşünüyorum. Ama benim beklentim, ben Moody's'deki bir analist olsaydım B3'ten B1'e çok rahat çıkarırdım. Yani iki kademe çıkartmayı düşünürdüm. Çünkü buradan sonra iki kademe bile çıkarsalar biz hala spekülatifteyiz. İyi de Türkiye bu kadar zahmeti, sıkıntıyı, parasal sıkılaştırmayı, enflasyonu düşürmeyi, cari açıkta muazzam adımlar atmayı ne için başardı? Yani bunları hiç mi görmüyorlar? Ya da CDS'lerdeki muazzam puan düşüşü, yani riskimizdeki gerçek piyasadaki fiyat düşüşü hiç mi anlamı yok? Yani Moody's bunların hepsini zaten biliyoruz. Anormal siyasi kararlar da alıyorlar. Siyasi derecelendirme de yapıyorlar. Ben size birkaç ülke sayayım izleyicilerimize. Bizim hemen üzerimizde olan ülkelerden Ruanda var, Tanzanya var, Kamboçya var. Türkiye'nin üstünde bunlar hemen hemen. Senegal var, Jamaika, Namibya, tamam mı? Yani bunların biz üstüne geçmeyi acaba bu ekonomi hak etmiyor mu? Yani bunu hep konuştuğumuz konular televizyonlarda. Benim beklentim böyle B1'den B3'e falan bile değil de aslında çok daha yukarı fiyatlanması gereken bir yerdeyiz. Ama bu toplantılar için siz de söylediniz. Durağan değildiyiz, pozitif demek, Ocak ayında pozitif yapmış olması Moody's'in kesinlikle bu toplantıda enflasyonun da düşüş trendine girdiği açıkça görülüyor. Cari açık kapandığı açıkça görünüyor. Finansal anlamda bir ödeme yeteneğinin güçlendiği görünüyor. 10 yıllık tahvil faizlerinin %27-28'lere gevşediği görülüyor. Böyle bir atmosferde o pozitifi de önceden yaptıklarını da gördüğümüz için %99 artırılacak. Ama tavsiyem, Moody's'cilere hala karar eğer vermediyseniz lütfen hiç değilse iki basamak yapın. Şimdi siz ben pozitif bir bekleyiş var, bir puan gelir dedim. Siz iki olması gerektiğini söylediniz. Hatta ülkeleri saydınız. Tabii kıyasladığımız zaman hani kıyas olmayacak bazı ülkeler bu Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle alakalı görünüyor. Şimdi şunu sorayım o zaman. Siz bu iki puanlık artışı özellikle son dönemde şöyle Ocak'tan bu yana baktığınız zaman hangi adımların çok kritik önemde olduğunu görüyorsunuz bu puan artışı için? Bir kere rating kuruluşları ile ilgili ben çok kendim de eğitimler aldım zamanında İngiltere'de. Çok net bakılan sayısal verilerden birisi ülkenin rezerv gücünün ödemeler dengesi anlamında özellikle ithalat karşılığını ödeme yeteneğidir. Bu anlamda biz acaba mal ihracatını rahatça yapamasak, mal hizmet ihracatını karşılığında ama ithalatı hala sürdürebilir yeteneğimiz ne kadar var? İthalatı rezervlerle ne kadar sürdürebilirsiniz, kaç ay sürdürebilirsiniz gibi baktığınızda demek ki biz bakıyorsunuz ithalatta muazzam artış mı oluyor? Hayır. Buna rağmen ihracatta daha pozitif gelişmeler oldu. Yani dış ticarette kapanma anlamında olumlu gelişmeler oldu mu? Oldu. Bunu karşılama tarafında, rezerv tarafında son 6-7 ayda sizin ifade ettiğiniz gibi söylersem net rezervlerde artış oldu mu? Hem de swap hariç de düzelme
gözlemlendi mi? Gözlemlendi. Bankacılık kesiminde sermaye yeterlilik rasyolarımız, yani risk anlamında baktığınızda daha mı riskli hale geldiler? Hayır. Avrupalı bizim kat kat daha iyi reytingi gördüğümüz ülkelere göre daha da güvenli durumda görünüyor bankalar. Dövizde sürpriz bir atak olduğunda hedge etme anlamında bankalar, finans kesimi kendini hedge etmiş mi etmiş. Geriye biz hane halkımızın hayat pahalılığına karşı mücadelesiyle karşı karşıyayız içeride. Bu anlamdaki bir reytingi bu olumsuz etkileyen bir faktör diye görünmüyor. Bütçe açığını biraz biliyorsunuz açtık. Yüzde milli gelirimizin %5'lerini buldu. Buna yönelik de vergi paketi vesaire şu anda hızlı toparlanma var. Ve en önemlisi de belki son aşamada gri listeden çıkmış olmamız konusu vardı. Yani bu anlamda gerçekten B sınıfından o B1, B2, B3'ten bizim direkt yukarıya atlatılmamız gerektiğini, büyük B, küçük A ile başlayan büyük B, küçük A, 3 seviyesine doğru çıkabilmemizin zeminini oluşturmasını temenni ediyorum. Evet. Ha, bunu yapmayacak. Ben siyasi olarak beklemiyorum ama bunu hak ettiğimize inanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan. Değerli yorumlarınız